1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mükemmel. Gördünüz mü ne yaptığımı? Ses kontrolü yaptım. Yönetmenim sormadan evvel bekliyordum belki yapacak mı diye. Yaptı kendisi. Eziyet abi, eziyet. İnsanlarla çalışmak eziyet. Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Sarayda hırsız var. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim bugün sarayda, Cumhurbaşkanlığı sarayında hırsız var. Gerçekten var. Cumhurbaşkanlığı sarayında hırsız var. Cumhurbaşkanlığı sarayında hırsız var. Ama o hırsız, iğrenç bir hırsız. O hırsız, aşağılık bir hırsız. O hırsız, çocukların oyuncaklarını çalan bir hırsız. Gerçekten T24 haberi özel haber Asuman Aranca'nın haberine göre biraz daha detaylandırmış. Geçen haftaydı, geçen hafta bu haber biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Bir ayda 298 koli oyuncak çalmış bu adam. Bu şebeke. Ya düşünsenize koskoca Cumhurbaşkanı'nın sarayından oyuncak çalıyorsunuz. Ya insan utanır. İnsan böyle kafasını böyle Aa, ben ne yaptım der demiyorlar. Abi 298 koli. Son dakikada tespit edilmiş. Yani ne yapılıyormuş? Bir anda deponun içerisinden böyle oyuncaklar böyle kamyonetleri taşınırken oradaki bir güvenlik görevlisi demiş ki ya kardeşim ne yapıyorsun? Demiş. O zaman farkına varılmış. Ve de en güzeli bu ilk yakalanma değil. Yani şöyle söylüyorlar. Aşağı yukarı bilmem kaç ay, 3-4 aydan beri bu olay oluyormuş. Ya düşünsenize millet sarayın içerisinden depodan oyuncak çalıp piyasaya satıyor. Şimdi diyeceksiniz ki tabi olur. İşte bir taraf diyecek ki şimdi Efendim, ee, hırsız hırsızdır. Doğru. Bir taraf diyecek ki, işte e, ülkenin hali bu. Ben başka bir yerden yakalamak istiyorum hikayeyi. Onu da söyleyeyim. Ya burada bir güvenlik zafiyetinden bahsetmek istiyorum. Ya kardeşim, bir sarayın içerisinden, bir cumhurbaşkanlığı içerisinden oturup da istediğin kadar oyuncakla başta çalmaya ama bir gün sonra o gizli bilgilere ulaşacak. Değil mi? Aa o kadarı da olmaz. Niye abi? Niye olmasın? Gayet basit abi. Yani Cumhurbaşkanlığı sarayından affedersin oyuncak çalıyorsan ve de bilmem ne kaç aydan beri yapabiliyorsan 248-298 koli çalabiliyorsan ya burada bir güvenlik zafiyeti var. Bu halkın sarayıydı günün sonunda değil mi? Yok ben mi yanılıyorum? Siz söyleyin ona. Gerçekten değil mi ya yani halkın değil miydi burası? Bizim yerimiz, bizim oyuncaklarımız bunlar ve de çocuklarımıza giden bizim çocuklarımıza giden oyuncaklar. Birileri çocuklarımıza gidecek olan oyuncaklarımızı çaldı. Neyse, kişiler tutuklandı. 8 kişi pekiden üçünün üçü tutuklanmış. Ondan sonra falan filan. 298 koli çalınmış. Bir aylık zarar piyasa araştırmasıyla hesaplanmış. Yani sonra piyasa araştırılması da yapılmış. Bir ayda toplamda 919 bin TL zararı uğratmış devletimizi. Bu kişiler. Ben şimdi sizden şunu rica ediyorum. Lütfen, Cumhurbaşkanı Civer'e yazın. Bu adamlar idam edilsin. Yok canım o kadar da değil. <laughs> Ama en azından yani bir güvenlik zafiyeti olduğu belli. Bir sıkıntı var burada, bir güvenlik sıkıntısı var. Bunu mutlaka ve mutlaka Cumhurbaşkanımız çözmesi gerekiyor ve de açıklama yapması gerekiyor. ya Gerçekten ya çocuk oyuncağı çalınmaz. Hiçbir şey çalınmaz da çocuk oyuncağı çalınmaz. Değil mi? Ha, belki de alıştık buna ya. Birkaç günden beri Anadolu Fest e, organizasyonu ile ilgili haberler var. Anadolu Fest organizasyonu Eskişehir'de yapılacak olan bir böyle bir festival, müzik festivali, gençlerin bir araya geleceği. 12-15 Mayıs arasında yapılacaktı. Ondan sonra valilik bir anda böyle etrafına bakarak dedi ki, ben kardeşim dedi, ben dedi 10 ila 25 arasındaki tarihlerde ki Anadolu Fest 10 ila 15 Mayıs arasında 10 ila 25 Mayıs arasında bütün organizasyonları ben etkinlikleri kapatıyorum. Ha bazı şeyler var, bazı değişiklikler var yani bazı şeylere izin vereceğim dedi. Onlar da valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülen ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere yani diyor ki kardeşim sen siyasi partiysen sen büyük bir, büyük bir organizasyon yapabilirsin ama gençsen ve de böyle genç fest, Anadolu fest gibi bir şey yapıyorsan onlar yasak valilik. Şey şaşkın tabii ki. Organizasyon şirketi. Ee, gayri gayrimeşru bir şey yapmıyoruz dedi. Serdar Can festivalin organizasyon sorumlusu. Tabii gayrimeşru bir şey yapıyorsunuz ama anlaşılan şu. Bir şey var böyle bir, bir, alerji başladı eğlenceye karşı festivali veyahut da gençlerin bir araya gelmesine karşı veyahut da gençlerin bir araya gelip de içki içmesine karşı bir alerji başladı. Şimdi o alerji neydi başlamıştı ilk önce? Müziğin kapanmasıyla başlamıştı. Müzik kaçta kapanıyordu? 10'da kapanıyordu. Daha düne kadar 12'ydi Şimdi 1 oldu. Saat 1'e kadar müzik çalabiliyorsunuz. Ya yani 12'den 1 arasında bir fark yok. Hele İstanbul gibi bir şehirde 12 ile 1 arasında hiçbir fark yok. Hiç. Yani 12'yi hatırlıyorsanız zaten yeterince eğlenmiyorsunuz. 12'yi hatırlamıyorsanız zaten biri de hatırlamayacaksınız. <laughs> anladığınız demek istediğimi. Ama günün sonunda böyle bir açıklama yaptı dedi ki alkollü diye bir etkinlik yasaklanıyorsa bu çok daha facia bir durum dedi festival organizatörü. Ama bir laf daha etti dedi ki günün sonunda bu bir yasak ise burada saygı duyacağız dedi. Şimdi burada size bir yere götürmek istiyorum ya da bir fikir vermek istiyorum size. Bence saygı duymayın bu karara ve de uygulamayın bu kararı. Gerçekten saygı duymayın valiliğin kararına ve de lütfen ve de lütfen uygulamayın. Niye mi? Çok basit. Çünkü sizi buraya getirmek istiyorum. Hazır mısınız? Gelin beraber izleyelim. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara sadece Sessiz kalırım, o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim, bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. O kadar basit. Yapacağınız şey o kadar basit. Anayasa mahkemesine saygı duymuyorsunuz ve de kararını uymak istemiyorsanız, bir devlet büyüğü olarak. Siz de bir organizasyon şirketi olarak da, gençler olarak da siz de valinin vermiş olduğu karara şey yapmanıza gerek yok, saygı duymanıza da gerek yok, uygulamanıza da gerek yok. Gidip paşa paşa da festivalinizi kendiniz yapabilirsiniz burada diye düşünüyorum. Ama bunu sadece ben söylemiyorum. Emsal var. Sayın Cumhurbaşkanım. Nasıl oradan oraya getirdim değil mi? Ama siz bir yerden daha bir yere getirebilirsiniz beni şuradan buraya getirebilirsiniz beni. Nasıl mı? Buraya basarak, şuraya basarak ve buraya basarak ve de şurada yorum yazarak. Çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.